Cemre'deyim ben, çıkıyorum birazdan. E daha geçen gün boyadım ben onun saçını. Eski rengine mi dönecek? E tamam işte, aç sen defteri, kayıtlı onun numaraları. Siz başlayın, geleceğim ben de. Ay tamam dedim, vallahi kızıyorum ama ha. Ay bu ne ya? Ben olmasam bunların bir halt edecekleri yok vallahi. Boyaya bir müşteri geliyor, elleri ayakları birbirine giriyor bunların. Abla ne zaman geleceksin? Hadi abla ne zaman geleceksin? Seni bekliyoruz abla. İnsanın iki ayağını bir pabuca sokuyorlar ya. Hadi çıkalım. Sen nereye? Bırakayım seni işte. Aa, sen niye bırakacaksın be? Ben biner giderim şimdi şuradan. Ya anne, hadi ben götüreceğim seni. Hayır kızım, Allah Allah. Arayan olur, bir şey olur. Sen otur. Arayan cepten arar, hadi. Ne yapacağım peki beni baktıktan sonra? Hastaneye mi gideceksin? Bakarız. Öyle deme. Git. Herkes oradadır şimdi. Bozulmasınlar sen yoksun aralarında diye. Anne hadi, hadi. Dur. Günaydın efendim. Günaydın, ben kullanacağım. Aa, Cemre, vallahi mı? Siz akşamüstü almaya gelirsiniz. Baş üstüne Cemre Hanım. Çok teşekkür ederim. Seninkini gördün mü? Pek sportif bugün. Gördüm. Ben camdan da gördüm. Bahçede bir aşağı bir yukarı dolandı durdu. Maksat yürüyüş yapmak değil ki. Maksat bizi gözetlemek. Ne yaparsa yapsın hiç umurumda bile değil. Oğlum. Gel bir dakika, gel gel. Yetişemedim görüyor musun? Günaydın diyecektim ben de. Nereye gittiler? Hastaneye mi? Bilemiyorum efendim. Bana bir şey söylemediler. Tamam oğlum hadi. Ne? Ay! Kurban olsunlar seni verene. Direksiyona çok yakışıyorsun Cemre. Havalı korna seni. Bu Barış niye aramadı ki? Ne bileyim. E sen arasaydın. Aradım, telefonu kapalı. Toplantıda herhalde. Ayol ne toplantısıymış bu kadar saattir? Bilemeyeceğim. Şimdi bunlar bizden kaç saat ilerideler? Bir saat. Kazadan haber oldu mu ki? Bilmem. Yazık, üzüldüm vallahi çocuğa. Ne oldu, ne gülüyorsun? Yani bir dert daha çıktı başımıza. Buna mı gülüyorsun anne? Yok canım, ben tabii ona gülmüyorum da yani. Hani sizin bu aile de olmasaydı diyorum. Bu gazeteciler haber olarak ne yazardı, ben onu merak ediyorum. Baskılar boş çıkardı artık. Dosya kağıdı gibi. Oh be, aman be Cemre. Ay, sonunda güldürebildim yüzünü. Niye sen öyle tersinden kalktın bu sabah gene beş karış surat? He? Ne yapayım, çok güzel bir rüya görüyordum, uyandırdın beni. Ay vallahi mi? Hayırdır inşallah, ne gördün? Bilmem, unuttum. Hı. Deniz kenarında gördüm kendimi. Uzun bir kumsal vardı, yürüyordum ben de öyle. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Ay Cemre, deniz görmek çok iyidir kızım be.
Ay sen feraha çıkıyorsun. Çok büyük feraha çıkıyorsun. Allah'ım inşallah, inşallah. İnşallah. Sen niye dolaşıyorsun hala ayağımın altında ya? Ne işin var oğlum senin burada? Hiçbir yere gitmeyeceğimi biliyorsun komiser. Ne oldu, ne diyorlar? Ben de fasulyeden bulunuyorum burada sayende, biliyorsun. Ya senle arkadaşlarının konuştuğunuzu gördüm. Ya, kriminal inceleme yapıyorlar oğlum. İşte bana da bir şey söyledikleri yok ki. Silah arabanın torpido gözünde bulunmuş değil mi? Kaza nasıl olmuş peki? Gel, arabada çizerek anlatayım ben sana. Ya bana bak, gerçekten ben seni zor durumda bırakmayacağım ha. Kimseye bir şey söylemem abi. Vallahi. Ya bak ben sana güveniyorum. Ne olursa olsun önce gelip sana haber veriyorum. Çatalcalı konusunda da öyle değil miydi? Ondan şüphelendiğim zaman polise gitmeden önce sana gelip haber vermedin mi? O eldiven mevzusunda da öyle. Herif posta koyar gibi giyip gelmiş eldiveni. Bir tane de Güney'e göndermiş diye. Bak Tekinoğlu, bu olay gerçekten çok ciddi. Eğer bu gerçekten bir trafik kazasıysa Ferhat'ı büyük ihtimalle Burak öldürmüş demektir. Ama eğer kaza değilse... Nasıl yani, öyle bir ihtimal mi var? Var tabii, inceliyorlar işte, yakında belli olur. Ya kaza değilse? Kaza değilse biri suçu Burak'ın üstüne atıp ondan da kurtulmak istedi. Kim o biri? Güney mi? Sen Güney mi diyorsun bana? Ya ben ne biliyorum ki, ne söyleyeyim? Tekinoğlu, ne söyleyeyim? Durumu ağır arkadaşlar. Yani doktorlar hayati tehlikenin devam ettiğini söylediler. Biz de ailecek yanındayız işte, bekliyoruz. İyi haberler bekliyoruz yani. Güney Bey, kaza hakkında neler söyleyeceksiniz? Doktorlar yeni bir açıklama yaptığı zaman biz de sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Teşekkürler. Burak Bey'in arabayı alkol olarak kullandığı söyleniyor. Doğru mu? Arkadaşlar, polis kaza ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ama biliyorsunuz dün gece çok yağışlıydı ve yollarda kaygandı. Virajı alamamış olabilir. Süratli miydi, değil miydi onu da bilmiyoruz tabii ki. Bir şekilde ama direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Yolda fren izleri var arkadaşlar. Teşekkürler. İmkanları kullandık. Tedaviye cevap vermesini bekleyeceğiz artık. Doktor Bey, nedir son durum? Banu Hanım'a açıkladım. İç kanamayı durdurmayı başardık ama uzun süre yatması gerekiyor. Özür dilerim. Alo Barış, sabahtan beri seni arıyorum. Yoldaydım, telefon kapalıydı. Ne oldu, bir şey mi var? Burak trafik kazası geçirmiş dün gece. Arabası uçuruma yuvarlanmış. Ne diyorsun? Durumu kritik. Doktorlar hiç umutlu konuşmuyor. O kadar yani. Nasıl olmuş? Gece Şile yolunda. Sabah havaalanına giderken gördüğüm kalabalık buydu demek. Benden dönerken Allah kahretsin. Ne diyorsun sen? Ya Burak dün gece bana geldi otele. Barış. Nasıl öğrenmiş bilmiyorum. Beni takip etmiş. Yok.
Senin şu an Katar'da olman gerekmiyor muydu? Sen beni takip mi ettin? Evet. Sen ne istiyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya, konuşacak çok şeyimiz var. Lütfen. Her şeyi biliyor anne. Nasıl olur, inanmıyorum. Tehdit etti beni. Her şeyi anlatacağım dedi. Neden gece aramadın beni? Neden hemen söylemedin? Davet vardı, başın kalabalıktı. Hem nasıl olsa yarın konuşuruz diye düşündüm. Ama... Ya nasıl olmuş kaza? Anlattım ya. Ya onu sormuyorum. Nasıl? Yani polis ne diyor? Barış. Kaza değil mi yoksa? Yoksa sen... Annen, ne diyorsun ya? Çıldırdın mı? Bu kazayla elbette ki benim bir ilgim yok. Saçmalama. Nasıl şeyler düşünüyorsun ya? Bir saniye, Can geldi. Bak, toplantıya geç kalıyoruz biz. Hoş geldin. Gel Can. Ha, tamam, kapatmam lazım benim. Sonra konuşalım mı? Tamam. Tamam, beni hemen ara. Uzun uzun konuşalım bu meseleyi. Tamam, konuşuruz. Hoşça kal. Hayrola bu suratın haline. Burak kaza geçirmiş. Ne diyorsun? Doktor her şeye hazırlıklı olun dedi. Ona bir şey olmayacak. Bilinci kapalı. Daha ne kadar süre böyle yatacak belli değil. Doktorlar hiç metni konuşmuyor anne. İyileştiği zaman da büyük bir ihtimalle hapse girecek. Ne yani, ölsün mü? Hayır tabii ki. Aa, Banu yorgunluktan, şoktan saçmalamaya başladın. Gel otur şöyle. Dinlen biraz. Lütfen bebeğine dikkat etmen gerekiyor. Gel. Gazetecilerden ancak kurtulabildim. Silahtan haberleri var mı? Yok yok, sadece kazayla ilgili sordular. Zaten soruşturma bitene kadar da haberleri olmasın. Bir de böyle bir sorunla uğraşmayalım. İyi misin canım? İyiyim. Hadi ben sizi eve bırakayım, oradan şirkete geçeyim, ortaklara durumu anlatayım. Hayır. Nasıl olsa basından öğrenecekler. Bizim özel bir açıklama yapmamıza gerek yok. Bizim bir süre susmamızda yarar var. Bence de. İyi. Siz nasıl isterseniz. Barış'ın haberi var mı? Var. Dönmeyi düşünüyor mu? Hayır. İşi bitene kadar gelmeyecek. Yani gerek yok. Ben... Son bir kez doktorla konuşayım. Sonra gidelim, zaten burada durmamızın Burak'a bir yararı yok. Aksine bize zararı var. Ay sağ ol canım benim. Sen hiç inme. Ben de geleyim anne 5 dakika. Yavrum trafik vardır şimdi, işinden gücünden geç kalma sen. Ay bir yere yetişmeyeceğim ki. Bir kahveni içeyim sonra giderim.
Selam. Cemre. Ne yapıyorsunuz? Canım hoş geldin. Çok özledik seni. Ay dur bize de bırak biraz. Deli bunlar. Şunların haline bak ya. Serpil'cim. Nasılsın canım? Hoş geldin. Hoş buldum. Araba senin mi? Onun, onun. Ay Neşe Hanım kusura bakmayın geç kaldım. Akşamki partiden sonra sabah kalkmanız zor olmuştur tabii ki. Aman! Resmimizi mi basmışlar? Evet, çok güzel olmuşsunuz. Biz bakmadık ki bu sabah gazetelere. Cemre'nin kıyafetine bayıldım. Ben de bayıldım. Şimdi de çok şıksın Cemre. Teşekkür ederim, sağ ol. Şuna bak. Yarım yamalak basmışlar. Ay çok güzel olmuş. Aman boş ver. Handan'ı hiç basmamışlar ya, sen ona bak. Cemre kahve içecekmiş. Hemen yaparım. Ay dur ne olur, önce Cemre'li benim bir resmimi çek. İzin var değil mi Cemre Hakmen? Ay yapma ne olursun. Arkadaşlara hava atacağım lütfen. Okulda Cemre Hakmen'i tanıyorum diyorum. Kimse inanmıyor. Hadi kırma beni. İyi hadi gel. Serpil'cim, Serpil'cim yalnız canım öyle falan koymak yok tamam mı? Ya neden? Yavrucuğum hoşlanmıyor Cemre öyle şeylerden, sevmiyor böyle şeyleri. Tamam söz koymayacağım, telefondan göstereceğim sadece. Çekiyorum, çiz. Ay deli vallahi bunlar. Bakayım. Ay çok güzel olmuş, çok sağ ol Cemre. Bakayım. Bir 10 dakika daha beklesin bu. Al canım. Gel böyle bu taraftan gel. Hah. Bir bu eksikti. Tamam ben ilgileniyorum şimdi. Lütfen Güney. Basının önünde yine bir tartışma yaşandı. Tamam merak etmeyin. Patronunu arıyorsan görüştürmüyorlar. Ha? Şirinlik yapmanın sırası değil lan. Kuzey bak lütfen. Şirkette zaten rezil ettin beni. Bir de şöyle basının önünde rezil etme tamam mı? O zaman soracaklarıma adam gibi cevap ver. O geceyle ilgili benden sakladığın herhangi bir şey var mı? Hangi geceyle ilgili? Lan bana numara yapma. Yavaş ol. Bana numara yapma. Yavaş ol. Sen hangi gece olduğunu iyi biliyorsun. Bak sana son defa soruyorum. O Ferhat İten'in öldüğü geceyle ilgili benden sakladığın herhangi bir şey var mı? Ya sen hasta mısın? Sen takıntılı mısın? Manyak mısın? Nesin? Ağzını yaymadan konuş lan. Kuzey bak. Sürekli kafanda kurup kurup karşıma dikilme. Yok öyle bir şey. Bildiğim bir şey yok. Tamam mı? He? Komiser Çatalcalı'nın olayı kaza olmayabilir dedi. Yani? Bu eldivenler. Eldiveni çıkarıp masayı koymalar, sana kafa tutmalar falan. Hayırdır oğlum? Seni bu adam bir şeyle tehdit mi ediyor? Yoksa gerçekten hastasın bak. Hastanedeyken yatıralım mı seni? Kafayı üşüttün galiba. Lan bana yavaş bak. Ol, yavaş ol. Bana bak. Bana doğruyu söyle. Bu adam seni bir şeyle mi korkuttu? Kardeşim yok öyle bir şey. Bak sen hadi ünvanına yakışır bir şekilde boş işlerinle uğraşmaya devam et. Ben de gideyim tamam mı? Sen yat kalk dua et de bu magazinciler buradalar. Eğer onlar burada olmasaydı senin o yaygın ağzını jokere sabitlerdim ben. Değil mi? Hadi kardeşim gel. Gel görüşürüz. Sen de git çalış tamam mı? Hadi. Çalışan kazanır, elması kızarır değil mi lan? Kızey, elimi bırak. He? Elimi bırak. Ne oldu? Bilsene o yaygın ağzından tekrar gitsene. He? Yine geviş getirsene lan. Canım seni bırak elimi. Ha şöyle adam ol. Şöyle adam ol. Gerçek yüzünü insanlar görsünler seni. Gerizekalı. Hala ilişkiler.
Yok, ben önce bizim bir fırına uğrayacağım. Babama bakacağım. Oradan sizin yanınıza gelirim. Nasıl gidiyor satışlar? Ney? İyi, aferin, aferin. Tamam. Tamam genç, tamam. Yok, ben ancak öğleden sonra geçebileceğim tezgahın başına. İyi, hadi bak sen müşteriyi. Bekletme oğlum, hadi. Hadi eyvallah. Hayır, bu akşam uğrayamam. Oğlan evde. Dün akşam problem oldu zaten. Yok. Ya şimdi konuşamıyorum. Dükkan dolu Aynur Hanım. Ben ararım sonra sizi. Tamam. Tamam, tamam arayacağım dedim. Tamam. Öptüm. Güle güle. Ürün afiyet olsun. Başka bir arzunuz var mı? 750 gramla tuzlu kurabiye istiyorum. Tuzlu kurabiye. Gül pastanesinin siparişleri hazır mı? Hazır mı dedim lan? Hazır usta. Ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, beyefendi, emriniz? 1 kilo kurabiyesi. Hay hay. Ara kuru koymasınlar dedi. Olur, koymayız. Ben bakayım ustam istersen. Yok yok, sen küçük beyle ilgilen, ben bakarım. Tamam usta. Tekinoğlu'nun mamuller, buyurun. Merhaba, Kuzey Tekinoğlu'nun yeri mi orası acaba? Evet. Siz kimsiniz, neden soruyorsunuz? Ben kendisine ulaşmaya çalışıyorum da cep telefon numarası da yok bende. Doğru yeri mi aradım? Hanımefendi, siz kimsiniz? Venüs Tezerel ben. Kuzey'in babasıyla mı görüşüyorum? Evet. Evet de kendisi yok burada. Daha sonra arayın. 20 lira usta. Tamam. Hayırlı işler. Sağ olun. Yok hanımefendi, veremem ben numarasını. Bakın lütfen, kendisi beni tanır. İyi de ben tanımıyorum. Tamam, o zaman siz benim numaramı yazın, Kuzey beni arasın. Mutlaka söyleyin ama. Konu neydi? Lütfen, kendisiyle konuşmam gerekiyor. Ama Kuzey'e söyleyin, çok önemli ve çok acil. Mutlaka beni arasın. Tamam hanımefendi, tamam. Söyleyin, yazıyorum. Hayırlı işler Necmi abi. Oo, saatler olsun Kuzey Bey. Eyvallah. Saçlar başka yerde kestirilmiş. Ya sorma ya, sabah çok acil bir işimiz çıktı. Ben de evden nasıl dışarı çıktıysam önüme ilk gelen yere attım kendimi. Senin de dükkan kapalıydı, baktım. Orada kestirmek zorunda kaldık yani, kusura bakma. Önemli değil, canın sağ olsun. Eyvallah, sağ ol. Ama bir ara toparlatmaya geleceğim yani. Beklerim. Telafi edeceğiz. Hadi Allah'a emanet. Sen de. Asetonu yazdım abla, başka? Ay, el kremi de yaz, azalmış. Bir tane daha içer misiniz? İçerim, teşekkür ederim. Cemre, çay içer misin? Olur. E yavrucuğum, sen de oturdun kaldın yani. Gitsene evine. Ya ne bileyim ben, hastaneden ararlar. Gitmen gerekir, bir ihtiyaçları olur. Hacer, bana çay koyma, kalkıyorum ben. Çok özletme kendini, yine gel. Dur dur, hemen gitme. Ben de öpeceğim seni. Efendim. Neredesin lan? Dükkana geliyorum. Venüs Tezerel diye birini tanıyor musun? Venüs diye birini tanıyorum da ne? Hayırlı işler. Eyvallah, Tezerel mi dedin? Onun soyadını bilmiyorum, Tezerel mi değil mi? Hayırdır, niye sordun? Oğlum, yana yakıla seni arıyor bu kadın. Allah Allah. Hadi güle güle yavrucuğum, ne olur yavaş git. Dikkatli dikkatli git. Sen de geç kalma akşama. Tamam işte, bakarım müşterinin durumuna göre. Cemre. Hoş geldin ya. Merhaba Hüseyin amca, nasılsınız? İyiyiz iyiyiz, biz seni sormalı. Ben de iyiyim. Cemre getirdi de arabayla beni, şimdi de gidiyor. Bize uğra istersen, Zeynep evde sevinir seni görünce. Yok, benim çok işim var, belki sonra uğrarım. Peki, güle güle. Ya tamam, ben onun telefon numarası, geliyorum. Siz nasılsınız Gülten Hanım? Hamdolsun, teşekkürler, iyiyim. Ne olsun işte, iş güç. Merhaba.
Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olun. Çok acil, çok önemliymiş dedi. Kaçmış numarası? Abi yazdım buraya. Ver bakayım. Ara şunu bir ara da ne olduğunu öğrenelim. Ben de merak ettim. Dur dur, acele etme. Ne oldu? Yok bir şey. Burak Çatalcı'dan ne haber? Var mı bir gelişme? Aynıymış. Allah şifasını versin. Amin. Alo. Venüs Hanım merhaba. Kuzey Tekinoğlu ben. Beni aramışsınız. Kuzey, sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Hayırdır, bir şey mi oldu? Telefonda olmaz, yüz yüze konuşmamız lazım. Niye, bir mevzu mu var Venüs Hanım? Burak'la ilgili sana anlatacaklarım var. Ha şey, ben o konuya hakimim ya. Geçirmiş olduğu kazadan bahsediyorsanız eğer. Biliyorum onu. Kaza falan değil o olay. Burak'ı öldürmek istediler. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Yani bence kaza değil. Dün Burak bana geldi, bir sürü şey anlattı. Bence anlattıkları yüzünden başına geldi, biliyorum. Şşş, ne oldu? Bu tamam da yani bunu bana... Şimdi bana bu telefonda neden anlatıyorsunuz ki? Gidin polise anlatın. Çünkü senden başka güvenebileceğim kimse yok. Boş bulundum. Birden karşımda görünce şaşırdım. Hoş geldin canım. Bu ne güzel sürpriz. Bırak numarayı. Aa, ne oluyorsun? Nasıl, sen ne oluyorsun ya? Niye benimle uğraşıyorsun hala? Senin sinirlerin bozuk anlaşılan. Bir sakin ol ya. Niye gönderdin bana bu fotoğrafları? Hı? Ne bileyim, köşkünde eğleniyorsun zannettim. Bu kadar kafaya takacağını bilemedim. Artık hiç saklamıyorsun değil mi kendini? Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Özür dilerim. Çok mu canın yandı? Sen benim canımı yakamazsın Zeynep. Çünkü ben seni hiç takmıyorum. O yüzden mi kapının önüne kadar geldin? Ne yapıyorsun? Al işte, siliyorum. Madem senin için bunlar bu kadar önemli değil, niye saklıyorsun? Al, sildim. Ne yaparsan yap, ne kadar uğraşırsan uğraş. Gerçeği değiştiremeyeceksin. Kuzey beni seviyor. Onu kendine geri döndüremeyeceksin. Sevgisini tekrar kazanamayacaksın. Sen de biliyorsun bunu. O yüzden bu kadar çirkinleşiyorsun. Sana sadece gülüyorum. Bir de bana beni sevmeyen bir adamın peşinden koşacak kadar zavallı değilim diyordun. Yani bak bakalım kimmiş zavallı. Geldiğine göre asıl zavallı sensin. Salak. Kuzey. Kuzey oğlum dur, nereye gidiyorsun ya? Ne oluyor, söylesene. Yok bir şey ya, rahat ol. Ulan kullanma şu arabayı diyorum sana ya, kullanma. Ya fazla uzaklaşmayacağım, buralardayım, merak etme. Oğlum akıllı ol, akıllı. Ya geliyorum ben, sen merak etme. Allah Allah ya. Ulan bir laf dinle be. Bir laf dinle. Ne lan senin yapacağın işinde? Kıskanç.
karı. Öküz! Sen iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Gördüğün gibi. Ben annemi getirdim de bendeydi o. Biraz oturduk. Şimdi dönüyorum. İyi. Güzel. Araba kullanıyorsun. Ben şey ya, öyle çok uzak bir yere gitmeyeceğim. Merak etme yani, bir sıkıntı yok. Ehliyetimi de alacağım ya. En yakın sınav Şubat ayındaymış. Bitecek yani, o sıkıntı da. İyi, hayırlı olsun. Eyvallah, sağ ol. İyi o zaman, neyse. Ben seni tutmayayım. Yok, tutmuyorsun. İşim yok ama asıl ben seni tutmayayım. Bu arada doğum günün kutlu olsun. Bir de saçların da güzel olmuş. Eyvallah, sağ ol. Çok alışık olmadığımız bir model ama bakacağız. Cemre. Sen iyi misin? İyiyim. Gerçekten soruyorum sana, emin misin? Eminim. Kuzey! Merhaba. Merhaba. Cemre seni de yakalamış ha? Yok, biz araçlarımız bu yolda karşılaştı. Tesadüf oldu yani. Görüşürüz. Ne güzel. Sen nereye? Ben işe gidiyorum. Ben de sahile kadar gidecek. Tamam, gel atayım seni de. Göstermeye gelmiş. Çok güzel ama. Gerizekalı. Çatalcalı olanları duydun mu? Duydum. Şimdi onun yanına gideceğim. Motorla karşıya geçeceğim. Ha. Ne istiyorsan ben seni burada bırakayım. Olur. Tamam. Bu arada bir yere Ali'nin ormanına gidelim mi? Fidanlara falan bakarız. Ormanda koşu falan yaparız, piknik yaparız. Tamam, bakarız. Yarın olur mu? Yok, yarın olmaz. Yarın çalışıyorum. O zaman haftaya. Tamam, konuşuruz bunları. Tamam. Ayarlarız bir program. Tamam.
Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hadi kendine iyi bak. Hoşça kal. Akşamki yemekte de kaza konuşulacak kesin. İşin yoksa dert anlat dur insanlara. Gitmeyiz, olur biter. Şaka yapıyorsun herhalde. Dernek başkanıyla yiyeceğiz yemeği. Asıl bunu iptal edersek daha büyük olay olur. Niye gelmediler diye. Zaten çeklerini vermedik hala. Sahi anne sen daha hala çeklerini yazmadın değil mi? Anne. Efendim? Derneğe yapacağımız bağıştan bahsediyorum. Akşam muhakkak başkan lafını açar. Çek yazacaktık ya. 1,5 milyonu aslında geçen hafta vermemiz gerekirdi. İhmal ettik. Çeki düşünemedim bu hafta Banu'cuğum. Yazarız. Ay kimse bizim yoğunluğumuzu bilmez. O kadar parayı ödeyemedik zanneder. Önümüzdeki hafta hallederiz. Tamam. Aslında çeki akşam yemekte verebilsek çok iyi olur. Ben de senin kadar hassasım bu konuda, merak etme. Haftaya ellerinde olacak dedim, uzatma. Hoş geldiniz efendim. Komiser Şeref Bey'in efendim. Yukarıda sizi bekliyorlar. Allah Allah. Bizimle ne işi olabilir ki? Vallahi şahane olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani benim üstüme yoktur aşurede. Teşekkürler, teşekkür. Ya tabaklar çok küçük. Bir tane daha getireyim, yer misiniz? Yok yok, teşekkürler. Pek güzel olmuş ama kafidir. Sağ olun, yiyemem ben daha fazla. Afiyet olsun. Onlar hastaneden belki şirkete gitmişlerdir. Hani iş büyük olunca yazık, hafta sonları bile çalışıyorlar. Önemli değil, ben biraz daha beklerim. Ay vallahi ağzımdan aldılar. Bakar mısın, geldiler. Burak Bey'i merak etmiş, o yüzden gelmişti oğlum. Ben de şey ikram ettim, aşure. Merhabalar. Ne o komiser? Göreve iade mi oldunuz? Yok, sadece meraktan buradayım. Barış Bey'i görmek istemiştim de. Ama evde kimse yoktu, sağ olsun. Handan Hanım da beni birazcık misafir etti burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Burak Bey'in durumu nasıl? Kötüymüş diye duydum. Ciddiyetini koruyor. Bir sürü ameliyat oldu, yoğun bakımda uyuyor. Allah şifalar versin inşallah. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Barış'la ne işiniz var? Niye onu görmek istiyorsunuz? Söylediğim gibi resmi bir görev değil tabii. Hem Barış Bey'in durumunu merak ettim, hem de kazayla ilgili ayrıntıları öğrenmek istedim. Barış burada değil, yurt dışında. Öyle mi? Benim bu aralar çok vaktim var, takdir edersiniz. Ben bu davayla neden yakından ilgileniyorum? Tabii Burak Bey'in durumu önemli. Ama benim için önemli olan, daha önemli olan bir şey var. Arabanın torpido gözünde bulunan silah. Ferhat'ı öldüren silah. Burak, Sinan Erler'in halka arz olayının perde arkasında büyük bir oyun olduğunu ortaya çıkartmış. Büyük toplantıya hazırlanırken tesadüfen bir çift kayıt fark etmiş. O ne? Yani toplantı için, ortaklara göstermek için gerçeğinden farklı bir kayıt tutuyorlarmış.
Ebru Hanım'la konuşmaya çalışmış ama. Büyük toplantı yaklaşıyor. İstersen bizden daha çok güvenebileceğin, sözüne inanabileceğin bir danışman bul. Toplantıyı onu da getir. Sizin danışmanınız kim? Güney mi? Güney. Bugüne kadar da hiç yanıltmadı. Yani Güney'in başında altından mı çıkıyor diyorsun bunlar? Güney'in haberi olduğunu sanmıyorum. Burak araştırmış, herkesin dosyalarına tek tek girmiş, hiçbir şey yok. Ama bir tek Ebru Hanım'la Barış arasında dedi bana. Anaoğlu öyle büyük bir belaya bulaşmışlar ki duyulursa her şeylerini kaybedecekler dedi. Barış'ın bu işle ilgili biriyle buluşmak için Katar'a bir gün geç gideceğini öğrenmiş. Onu takip edecekti kiminle buluştuğunu öğrenmek için. Ne yapacaktı sonra? Tehdit edecekti. Hayrına değil yani. Ya Burak'ın oraya ne için gittiğinin bir önemi yok ki şimdi. Barış'la yüzleştikten sonra başına ne geldiği önemli. Cinayetin en büyük deliliydi o silah. E bu durumda Burak Çatalcalı da bir numaralı şüpheli olmuş oluyor. Benim size tavsiyem ailenizi bu olaydan uzak tutmanız. Kıyısından, köşesinden bile olsa bulaşmamanız. Siz büyük, köklü bir ailesiniz. Adınızın bu olayla anılması size zarar verecektir. Şirketin içi neredeyse boşalmış durumdaymış. Fonların yarısı kayıp. Neden? Onu Ebru Hanım'la Barış biliyor. Bir de Burak. Kusey. Bak, Burak'ın konuşmasına engel olmak için onu öldürmek istediler. Ya bak. Sen bana niye anlatıyorsun bunları? Sen bana neden anlatıyorsun bunları? Madem böyle bir şeyden şüphem var, eminsin. Yani buna inanıyorsun. O zaman bana neden gelip anlatıyorsun da polise gidip anlatmıyorsun? Ben polise gidersem bunu nasıl ispatlayacağım söyler misin bana? Burak hastanede ne zaman kendine geleceği bile belli değil. Ben uyduruyorum zannederler. Sonra benim de hayatım tehlikeye girer tabii. Bak ben şirket zarara uğramış, yolsuzluk olmuş, o olmuş, bu olmuş hiçbir şeyden anlamam. Ben varsa bir eksiklik onu düzeltmek isterim. Ama bir de adam üstüne cinayet zanlısı çıktı. Ne cinayeti? Ya sen şey yapma da bilme de Ferhat'ı öldüren silah onun arabasında bulunmuş. Ne? Yani Burak Çatalcalı sana Sinan Erler'in kirli oyunlarından bahsetmiş ama kendi numaralarından henüz bahsetmemiş anlaşılan. Ya kendi suçunu örtbas etmek için bunları uydurduysa? Ya antin kuntin şeyler yapan oysa? He? Tamam ben ona güvendim. Bir şekilde yanında durdum ama el önce bir ayağa kalksın. Önce bir kendine gelsin. Önce bir yürüsün. Önce o silahın... Ha eğer dediğin gibiyse senin, eğer öyle bir şey varsa o zaman üzerine gideriz. Gel genç. Afiyet olsun efendim. Eyvallah. Neyse kusura bakmayın. Ben yeterince rahatsızlık verdim müsaadenizle. Rica ederiz. Ha bu arada kaza günü Barış Bey Katar'daydı değil mi? Bakın ne yapmaya çalıştığınızı gerçekten anlamıyorum. Ama sorunuza cevap vereyim. Evet Katar'daydı. Dün akşam gitti. Hayır. Barış bu sabah gitti Katar'a. Dün tam havaalanına giderken acil bir iş görüşmesi yapması gerekti. Geri döndü. Sabah gidebildi ancak. Burada da bir parti varmış galiba. Evet, geri kalanınızı soruyorsanız partideydik. Biliyorum, biliyorum zaten. Gazetede görmüştüm fotoğrafları falan.
İyi, o zaman bundan sonraki gelişmeleri de yine gazetelerden takip edersiniz. Hem belki Barış Bey'le de konuşup içinizi de rahatlatırsınız. Aşure için teşekkürler. Afiyet olsun. Anne, tek kelime etme, Banu çok sinirliyim. Barış'ın neymiş o önemli işi? Banu! Niye benim haberim yok? İş görüşmesi değildi çünkü. Barış özel olduğunu söyledi. Ben de öğrenmek için ısrar etmedim. Ama Handan Hanım'ın misafirperverliği sayesinde burada kolombocuk oynayan bir adama yalan söylemek zorunda kaldım. Ebru Hanım, ben nereden bilebilirdim ki onun niyetini? Ne olursa olsun kapıyı her gelin içeri alamazsınız Handan Hanım. Ama kızım... Bizim haberimiz olmadan misafir kabul etmeyin. Hele ki biz evde yokken. Ya ben canınızın bu kadar sıkılacağını nasıl bilebilirdim ki? Ya gelmiş kapıda kalmış, ben ne yapabilirdim? Kimsenin bizim sınırlarımızı bu şekilde aşmaya hakkı yok ama ya. Banu, anneciğim tamam sen bak tanıdığın için almışsın ama... herkes senin gibi iyi niyetli olmuyor işte. Ne? Affedersiniz. Anne. Ya kusura bakma canım. Bu uyarıyı yapmak zorundaydım. Ya canımız bu kadar sıkkınken bu adamla uğraşmak zorunda değildik. Alo. Arif ne haber? Çalışıyoruz, senden ne haber? İyi, sağ olasın. Ya işine karışmak gibi olmasın da sana bir tavsiyem olacak. Estağfurullah amirim, söyle. Bu Barış Akmen denen adamı bir sorguya alsanız iyi olur. Bunların ailecek sakladıkları bir şey var. Olur amirim. Tamam, hadi kolay gelsin. Çok yorgunum. Konuşmak istemiyorum. Barış yine niye gizli saklı işler yapıyor? Gizli saklı değil. Yani bilmiyorum. Özel bir işim var dedi bana. Başka da bir şey söylemedi. Belki de karısını kontrol etmek içindir. Olamaz mı? Ha? Cemre onun yokluğunu fırsat bilip Kuzey'e koşar belki diye gözetlemek istemiştir. Kuzey nereden çıktı şimdi? Barış da Cemre'nin evliliği sahte. Saçmalama baba. Barış Cemre ile Kuzey'in birbirine olan büyük aşkını bile bile evliliğini sürdürüyor. Şu işe bak ya. Biz Burak Çatalcalı'yı bu adamların en iyisi zannediyorduk. Ben öyle bir şey demedim. Sonuçta ona güvendin mi, güvenmedin mi? İyi de ben körü körüne güvenmedim ki. Sonuçta benim yanına aldığında bir hesabının olduğunu biliyordum. Ama yani bu tarafta bezinin olduğunu şey yapamadım, göremedim. Sonuçta o senin için tutunacak bir daldı. O da pot çıktı. Hem sen bu galerici kadına Burak Çatalcalı'ya güvendiğin için hayır demedin mi? Dedin. Her şeyin aylısı. Şimdi ne yapacaksın peki? Yumurtaları kıracağım. Sonra da bir güzel yiyeceğiz. Benim planlarım o noktaya kadar. Ondan sonraki görüntü flu. Artık bize yatırımlar hep anlık. Kuzey borsasında durum böyle diyorsun yani. Tabii tabii. Bir bakmışsın inişler, çıkışlar, satışa gelmeler falan. Bir tavanı görmeler, bir tabana inmeler falan. Senin kağıtlar hep inişte be oğlum. Ya vallahi baba ya, bir başımda bir şeyler dolaşıyor.
Ne yapsak acaba? Bir kurşun boşun falan mı döktün? Anan gibi konuştun lan gene. Ne oldu? Özledik galiba. Hadi lan, hadi oradan. Ben mi özleyeceğim? Kırarım vallahi kafanı ha. Özledin, özledin sen. Özledim. Ne özlemesi lan, ne özlemesi? Son gördüğü bari gözümün önünden gitmiyor. O gözlükler neydi öyle, araba farı gibi? Dur, dur. Bak, bak. Andan setayla. Maymunsun lan sen. Anlasın söyle. Lan. Yağ dökülmüş. Ulan ne adamsın lan sen. Tam da hani bu var ya, güleriz ağlayacak halimize var işte bu lan. Allah! Lan! Yağlar yani. Yandı mı? Yandı değil mi? Yandı. Yanmadı ya. Al bunu bile beceremiyorum. Az kalsın bu yatırımda yarıda kalıyordu ya. Sen istersen her işin altından kalkarsın. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Yumurtalar. Oo. Yumurtalar 10 numara 5 yıldız olmuş. Eline sağlık. Kardeşim. Kardeşim kulakları sınır. Burada nehir kenarında Kanada'nın dünyanın en büyük ağaç üreten ülkesi olduğu kesinlik kazanıyor. Geleneksel olarak Kanada nehirleri kabilelerinin yolculuk. Anne biz çıkıyoruz. Güle güle. Ebru Hanım gelmeyecek. Bu gece evde olacakmış. Yemeğe indi o. Anne bir şey söylesene. Ne söyleyeyim oğlum? Otursun yesin yemeğini, afiyet olsun. Ben aşağı falan inmiyorum. Maazallah. Boğazına falan takılır, iştahı kesilir. Anne yapma böyle lütfen. Otururum ben burada kimsenin sinirini bozmadan. Ya kadın kızıyor da haksız mı? Haklı tabii, haklı. Yani kayınvalidenle karın dururken annen mi haklı olacak? Tabii ki onlar haklı. Ya anne. Ne anne anne? Ne? Ya adam gelmiş buraya kadar, kalmış kapıda. Tanımadığın biri olsa neyse. Ya üstelik polis, herhangi biri de değil ki. Ya bana yakışır mı? Kapıma kadar gelmiş, içeri almamak olur mu ya? Anneciğim bak kendi evine istediğini alırsın ama... burası Tekinoğulların evi değil, onların evi. Sen necisin peki? Anne yavaş, duyacaklar. Bir de gururla söylüyorsun değil mi, utanmadan? Hani geçen gün hizmetçilere çıkıştığımda sen kendini saydırmıyorsun diyorsun ya... ben kimim ki sözümü geçireyim? Sen kimsin ki beni adam yerine koysunlar ha? Bak şimdi. Utanmadılar analı kızı bana carcar etmeye. Ağzını açıp beni bir savunamadın. Tabii onlara yaranacaksın ya. Anne ne diyorsun sen ya, ne? Ne diyorsun? Bir höt diyemiyorsun karına. Sen onun kocası değil misin? O kadının damadı değil misin? O torunun babası değil misin? Ha? Bana yapılan saygısızlık asıl sana yapılıyor. Haberin yok. Ya of aman tamam anne ya, tamam. Kuzey söyleyince kabahatli oldu. Meğer çocuk haklıymış. Sen bu evde bir sığıntısın. Annesini müdafaa etmekten aciz. Kayınvalidesinin etrafında pervane. Benim güvendiğim daha değilmiş. Ben anladım. En azından senin bastığın yerin sağlam olduğunu sanıyordum. Yanılmışım. Bugün gördüm senin de bir zavallı olduğunu. Adamların laf anlatmanın bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Vallahi ben tam ikna olmadılar zaten. Daha çok dil dökmemiz gerekecek. Akşam yemeğinde hallederiz bu işi. Nedense ben senin kadar iyimser olamıyorum. Gene hangi kızı meraklı bırakıyorsun acaba? İş düşünürken konsantrasyonum bozulsun istemiyorum.
Akşam yemekte işi halledersek yarın döneriz. Bakarız. Vallahi ben iki saat gözümü kırpmazsam hiçbir şey düşünemeyeceğim. İyi dinlenmeler o zaman. Tamam. Yemekte görüşürüz. Tamam. Demin açamadım, şimdi söyle. Can Bey, bir şey öğrenemedim. Sekreteri dahil herkes Barış Bey'in sizinle gittiğini sanıyor. Anladım. Yani belki bana söylemiyordur diye sekreterinin timetable'ına da baktım. Planlanmış hiçbir randevu gözükmüyor. İşle ilgili değil herhalde, özel bir iş için erteledi. Sen sonuca devam et. Bir şey öğrenirsen de beni ara. Tamam efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel olmuş be. O zaman aman diyeyim, parmaklara dikkat et. Yatmadan bir tansiyon hapı daha içeceğim. Sabah kalktığımda yoksa gözlerim de yumurta gibi olacak. Erhan. Komiser Dükkesi'nin. Ağzındakini yut da öyle konuş. Alo komiser. Beni aramışsın. Hem de kaç kere aradım? Nerelerdin sen? Emniyetteydim. Arkadaşlarla görüşüyordum. Cevap veremedim. Hayırdır, niye aradın? Ya bu Venüs Tezerel mi ne var ya, bu Barış denen Lüle'nin eski nişanlısı. Aramış bugün beni. İşte görüşelim falan, acil önemli diye. Bize gittik, buluştu kendisiyle. Aptal saptal böyle konuştu. Sinan Erler'in şirket durumuyla ilgili bir sürü şeyler geveledi. Ondan sonra bu Barış'ı bana fitlemeye kalktı. Ne dedi mesela? Efendime söyleyeyim, yok Burak Barış'ın peşine gitmiş de ta Şile'ye. Yok, Barış onu şirket hakkında gizli bilgilere ulaştı diye öldürmek istemiş de. Asafi söyle. Yani yalan dolan. Belki de doğruyu söylüyordur, ne biliyorsun? Biliyorum ya, çünkü ben de bakayım nedir ne değildir diye şirketi aradım bu herife, yokmuş. Can Katmanoğlu'yla beraber Katar'a gitmiş dün akşam. Yani bu Venüs denen kadın Çatalcalı'yı korumak için dümen çeviriyor. Olayla ilgili bir şeyler biliyor bence. Yani bir sıkıştırılırsa... Bence bülbül gibi öter yani. Soruşturmaya da çok büyük faydası olur ha. Ama doğruyu da söylüyor olabilir. Ya bırak ya. Ya bana Barış hedef gösterdi. Adam dün gece burada yokmuş ki. Barış Akmen dün gece buradaymış Kuzey. Harbiden mi? Dün gitmemiş. Sabah çıkış yaptığı tespit edildi. Thank you.
Pardon. Siz kaça çıkıyorsunuz? Otoparka. Housekeeping. I apologize for disturbing you, sir. I think there is a mistake. I didn't order anything. It has been ordered for you. Really? Can I look at the note, please? Pardon. İşte bu. İşte bu. Would you like the sir? No, pardon. Can you bring my phone, please? It is on bed. Thank you. Ancak bu haber keyfimi yerine getirirdi. İşte bu. Sizin öncüsü olduğunuz kampanya büyük ilgi gördü. Sayenizde SNCG'nin bize vermiş olduğu destek kulaktan kulağa yayıldı. Aralık ayının ilk yarısında talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Buna çok sevinirim. Bu yılki baloya da katılımın çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Çok özür dilerim. Bunu yanıtlamak zorundayım. Alo, merhaba. Mesajımı aldınız demek. Büyük bir mutlulukla. Bence günün en güzel haberiydi. Bunu sizden daha çok duyacağım. Lütfen beni hiç şaşırtmayın, olur mu? Emin olabilirsiniz. Sizinle tanıştığım ilk andan itibaren emindim zaten. Bu işi bu kadar çabuk çözeceğinizi biliyordum. Zaman az olunca çabuk hareket etmek zorunda kaldım ben de. Hem bu güzel jestiniz için hem de anlaşma için çok teşekkür ederim. Harikasınız. İşimi yaptım sadece. Bence en iyi şekilde. Haftaya büyük imzalar atılır diye umut ediyorum. Çeki veremedim. Haftaya elinizde olur. Her iki taraf için de bir aksilik olmazsa tabii. Olmamasını umuyorum tabii. Ben de. Neyse, döndüğümde görüşürüz o zaman. Tekrar teşekkürler her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Özür dilerim. Rica ederiz. Londra'dan buraya işlerden nefes almak için geldim sözle. Ya tabii insanın telefonu elinde olunca nerede olduğu fark etmiyor. Başarının dezavantajları diyelim. Şikayetçi değilim. Siz uzun bir süredir mi SNCG ile çalışıyorsunuz? Sayılır. Geçen ay 6. yılımı bitirdim. Hmm. Çok iyi. Kolejde okurken çalışmaya başladınız galiba. İnanın ki değil. Sektör için büyük başarı. Ben aslında bu Türkiye'deki maden yatırımlarınızı takip ediyorum. Özellikle bu kriz dönemindeki manevranız ders niteliğindeydi. Başarılı bir stratejiydi. İş mi konuşacağız yani? Tamam, tamam. 26 Aralık'taki baloya sizi de bekliyoruz. Buradasınız herhalde, değil mi? Maalesef değilim. Ama takvimimi ayarlamaya çalışacağım. Çok memnun oluruz. Elimden geleni yapacağım. Böyle büyük ve şık bir organizasyonu ben de kaçırmak istemem. Günaydın efendim. Günaydın. Ay ben banyo yaptım da havluları nereye koyacağımı bilemedim, kaldı orada. Ben alırım şimdi hemen. Hayır, Cemre Hanım nerede, uyandı mı? Evet efendim, terastalar.
Dışarısı soğuk. Şalı vereyim isterseniz. Olur. Ay. Çok mersi zahmet oldu. Cemre. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun bu soğukta burada yavrum? Hava alıyorum. Bu bahçe iyi geldi bana ya. Sevmeye başladım galiba burayı. Ay. Ay Cemre, ay Cemre. Ne yapayım, inanayım mı şu söylediklerinin doğru olduğuna, ha? İnan. Yavrucuğum kapatsana şu boynunu, boğazını. Üşüteceksin. Ne yaptın sen, kahvaltını yaptın mı? Seni bekledim. Ama aç karnına içme şunu yavrucuğum ya. Hadi gel çıkalım, dışarıda edelim bu sabah kahvaltımızı. Ay ne bileyim. Niye? Ay çıkalım, yürüyelim işte. Biraz sonra da oturur, güzel bir kahvaltı ederiz. Cemre, sen iyi misin gerçekten? İyiyim. Barış aradı. Yarın dönüyormuş. İyi, gözün aydın. İstediğiniz bir şey var mı diye sordu. Var mı bir isteğin? Yok. Makyaj malzemesi, parfüm falan. Gerçi aldık hepsini Paris'ten ama. Ay yok yok yavrum, benim her şeyim var çok şükür. Vallahi ev güzellik malzemesinden yıkılıyor. İstemiyorum ben hiçbir şey, sağ olsun. Niye o zaman? Aç bakayım önünü sen. Ne? Aç, aç bir bakayım. Ay ne kadar şık olmuşsun sen böyle. Elbise çok hoş. Ne yapayım anacığım? Bir baktım bu evde herkes Dallas'takiler gibi giyiniyor. Ben de altta kalmayayım dedim. Ne yapayım? Özendim ama vallahi bak, doğruya doğru. Baksana be. Elbizehan'dan bile düzeltti kaportayı. Sabah akşam kraliyet düğününde gibi geziyor. Paçoz karı. Ama kız şimdi çıkar bu yeni bir çalının arkasından. Sherlock Han'dan. Hırkası da pelerini. Bak bak. Ay. Ay Cemre. Cemre, Cemre. Sen hep böyle gül. Ne olursun yavrum ya. Hep böyle gül. Of. İyiyim ben anne. İyi ol. Vallahi ben başka hiçbir şey istemiyorum şu hayatta. Vallahi bak. E hadi kalk gidelim. Yok be, çıkmayalım. Boş ver. Madem kocam bugün de yok, keyfini çıkaralım evin. Kahvaltımızı yaparız, kahve içeriz. Ayaklarımızı uzatırız, film seyrederiz. Ay Cemre, kağıt da oynarız istersen. Bak madem yarından itibaren gidecekmişsin, gene şirkete başlayacakmışsın işe. Bugün anne kız felekten bir gün çalalım seninle ha? Hadi. İyi, tamam. Ay. Buram Sinan Erler'i köşeye sıkıştıracak bilgiyi elde ettikten hemen sonra. Başına bu kazanın gelmesi bir tesadüf mü yani? Vallahi orasını ben bilemem. Hem de Barış'ın peşinden gittiği gece. Böyle bir tesadüf olmaz. Bakın Sinan Erler'in şirketleri zor durumda. Hanımefendi, maliye müfettişi değilim ben. Böyle anlamam hissedir, fondur, şirket alavereleri, dalavereleri ben bilmem. Çatalcalı bunların kuyruğuna basmış, canlarını acıtmış bir şekilde belli. Aynen öyle oldu. O yüzden geldi bu başına zaten. Ya o zaman söylersiniz, bir inceleme başlatılır. Ne var ne yok çıkar ortaya. Yani böyle durup dururken iddialarda bulunmak da olmaz ki bu iş. Hem hiçbir şey ispatlayamam diyorsunuz, hem de bir sürü şey söylüyorsunuz. Barış Akmen bir suç işlememiş ki. Adam gideceğim demiş, gitmemiş. Bu bir suç değil. Neden böyle bir yalan söylemiş peki? Ya ne bileyim ben, adam işim var demiş, gitmemiş işte. Ya inatla olayın üstüne gitmek istemiyorsunuz. Ya bakın Venüs Hanım, Barış Akmen'in şirketlerdeki durumu beni hiç ilgilendirmez. Beni ilgilendiren tek bir şey var. O da Burak Çatalca'nın arabasında bulunan silah. Cinayetin işlendiği silah. Beni ilgilendiren bu. Sinan Erler'in ayak oyunları falan beni hiç ilgilendirmez hanımefendi. Ben de öyle düşündüm ama sen bana Barış'ın gerçekten gitmediğini söyleyince bir işkillendim yani. Dışarıdayım, hava alacağım biraz. Kuzey, neden üstüne gitmiyorsun? Ne yapayım? Adam haklı.
Burak sana güvendi. Onlar gibi olmadığını biliyordu. O yüzden yanında olmanı istiyordu. Sen onun arkasını dönebileceği biriydin. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Ha, olmalı. Kuzey, mutlaka bir şey yapman lazım. Lütfen. Burak sana güvendi. Ne haber? İyi abi, senden. İyi, sağ olasın. Var mı gelişme? Raporlar çıkmış. Araç virajı dönerken arka sağ lastik uçmuş gitmiş. Burak Çatalcalı da direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Firma yetkilileri de katılmış incelemeye. Yalnız bilir kişi lastiğin kendiliğinden kopması imkansız diye rapor vermiş. Tam tahmin ettiğim gibi. Şey incelendi mi bu kamera kayıtları falan? İncelendi. Otelin girişinde çıkışında sadece vale kullanmış aracı. Yalnız otopark tarafında görüntü yok. Silinmiş mi? Yok yok, silinme değil. Otelin kamera sisteminde otopark tarafında kamerası yok. Valenin ifadesi. Şüpheli bir şey yok. Her şey normal. Ne iş? Bir iş. Eski bir arkadaş, öyle lafladık ayaküstü biraz. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum lan? Hiçbir şey yapmıyorsun ki. Yani bir araştırma falan da yapmıyorsun. Önce bir kulakları diktin mi gittin evlerine araştırma falan yaptın. Ondan sonra geride durdun ya. Bana doğruyu söyle ya komiser. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ya ne saklayacağım oğlum ben senden? Amma pimpirikli adamsın. E gittim hiçbir şey öğrenemedim dedim ya işte sana. Yemezler komiser. Senin gibi bir adam bu durumdan kıllanır. Yani görüntü bir kere net değil, puslu. İnsanın içine kurt düşüyor. Senin de düşmüştür kesin. Mehmet. Küba'daymış. Rehberindeki herkese otomatik mesaj attı herhalde. Senin aklında ne var bilmiyorum ama ben yarın şu şirkete bir gideyim diyorum. Sen bilirsin. Çaktırmadan ortalığı bir kolaçan edeyim. Bakalım neler dönüyor. Bir öğrenebilirsem. Yani o tarafta cepheler karışmış. Kimin kimden ne gizlediği, ne dolap çevirdiği belli değil. Saman altından su yürütmece. Yani bunlar güneyin de arkasından bir şeyler yapabilirler. Neden öyle bir şey yapsınlar? Eğer Venüs'ün dediği doğruysa, Barış şeytana uyup eğer bir yediyse, Sinan Erler onun başının yanmasına izin vermez. Gıllı gıçlı işler, yani insanın aklına her türlü şey geliyor. Bizimkinin üstüne de şüpheyi çekmeye falan çalışabilirler. Yani o tayfadan ben her türlü şeyi beklerim. Hadi eyvallah. Alo. Merhaba, ben Zeynep. Nihayet. Israrla beni arıyor musun? Zeynep, yardımına ihtiyacım var. Bugün imzalanacak o, biliyorsun değil mi? Barış'la ilgili dedi, Burak'la ilgili dedi, şirketle ilgili çok önemli dedi, anlamadım. Allah Allah. Telefonda söyleyemezmiş, yüz yüze söylemesi gerekiyormuş. Benim de midir?
Ay top topu Burak'la da iki kere gördüm. Burak'la ilgili benden yardım istiyor, anlamadım ki. Ya bunları anlatıyorum da sana yani bil istedim. Bana bir oyun oynamak istiyor belki de. Hiç güvenmiyorum o kadına hiç. Sen yine de git konuş. Burak'ın bu durumundan istifade edip aklınca ortalığı karıştıracak seni kullanarak. İyi de yani zaten ne işim olur ki benim onunla. Lütfen Zeynep'im git öğren planını. Ben konuşmasam. Zeynep senden çok rica ediyorum. Venüs'ün ne söylediğini harfi harfine bilmek istiyorum. Lütfen. Sana bir şey söylemedi mi? Buradayım derken? Yani burada çalışmaya başladım. Bir süreliğine yani. Herkesin haberi var. Üst yönetimin falan da haberi var. Korkma ya, merak edilecek bir durum yok. Bir sıkıntı yok yani. Düşünce biraz huzursuz oldum. Elimden bir şey gelir mi bilmiyorum ama en azından seni dinleyebilirim. Teşekkür ederim. Hemen görüşebilir miyiz? Ben hastanedeyim Burak'ın yanında. Tabii tabii ben birazdan gelirim. Şirkettekilerin haberi olmasın ama olur mu buraya geldiğinden? Tamam merak etme. Ben de sabahtan beri odamda toplantı için bir şeyler hazırlıyorum. İnsan bir gelir merhaba der. Şey ben bilmiyordum burada olduğunu. Yani daha doğrusu ben işi bıraktığını zannetmiştim ya. Tekrar başladım bugün. Anladım. İyi. Barış ne zaman dönüyor? Yarın akşam. Ne zaman gitti? Cuma günü. Sende bir şey var. Yok bende bir şey yok. Var bir şey söyle. Ya yok bir şey ya. Senden bir ilgisi yok, yok bir şey. Niye o zaman Barış'ı soruyorsun? Ya aklıma geldi sordum yani. Gelemez mi? Ben seni tutmayayım. Hadi sen işinin başına dön de. Ben de buralarda takılayım biraz. Hadi. Gerçekten burada mısın şimdi? Evet. Sevindim. Eyvallah. Yani işe başlamana sevindim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Eyvallah. Gelsin. Bakıyorum da hiç vakit kaybetmemişsin. Bak senin ağzını bunu dümdüz ederim. Benim canımı sıkma. Sakin ol, sakin ol. Cemre'yi kastetmedim. Yeni işine başlamışsın, tebrik ederim. İşe mişe başladığın falan yok. Sadece Burak Efendi tay tay durana kadar buralardayım. İyiymiş. Sen boş boş duracağına bana bir koşu bir orta şekerli kahve yapıp gelsene. Ya kusura bakma kardeşim ya, işlerim var biliyor musun? Kapıya tabela yaptıracağım buraya. Boş işler müdürü. Şuraya tam. Harbi mi lan? Vallahi. Hala buradasın ya. Hadi bir kahve yap gel bana hadi. Sen zamanla göreceksin boş işler müdürünün ne demek olduğunu. Sabırsızlıkla bekliyorum. Orta şekerli. Niyetsiz toz bu. Konuşunca muhakkak haberdar et beni. Tabii. Burak'ın baş danışmanı oldu, haberin yok mu? Kuzey mi?
Zeynep. Efendim. Can Bey'le konuştum. Yarın sabah toplantıya bütün çeşitlerin çizimlerini hazır istedi. Onların daha zamanı var. Sen yanlış anlamışsındır. Yeni sipariş almışlar. Çizimler hazır olsun dedi. Tamam, ben konuşurum. Ben sana ne diyorsam o. Yarına çizimler hazır olacak. Anladım. Patronun eşi olarak söylüyorsun. Kuzey daha burada, merak etme, hep bu şirkette olacakmış. Evet öyle, çok sevindim. Problem mi var? Bu testi tekrarlamamız gerekecek. Niye? Sonuçlar beni tatmin etmedi. Durumu daha net görmek istiyorum. Yani tehlikeli bir durum mu var? Telaşlanmayın ama şu haliyle yoluna gitmeyen bir şeyler var gibi görünüyor. Ama bunu da kesin olarak söylemek doğru değil şimdi. Ama geçen kontrolümde her şey normal dediniz. Peki yani bebeğin gelişimiyle ilgili bir problem mi? Testi tekrarlayıp önümde net bir tablo görmeden bunun cevabını veremem size. Tamam ya. Tamam tamam bana şey ne gerekiyorsa yapalım. Tamam. 2 hafta bekleyelim. Hı-hı. Daha net bir sonuç alalım. Hı-hı, tamam. Ya ben 2 hafta bebeğim sağlıklı mı değil mi diye duramam ki, çıldırırım. Banucuğum tamam, sakin ol. Tamam canım. Ya onun da sonuç kötü çıkarsa? Bu yaptıklarımız teşhis değil, tarama testi Banu Hanım. Eğer sonuç yine aynı çıkarsa bu kez emin olmak için amniyosentez yapacağız. Karnımdan sıvı mı alacaksınız? Ama buna gerek olup olmadığı gelecek olan sonuçlara bağlı. Hayatım tamam, sakin ol. Bak doktor hanım emin olalım diyor. Şimdilik korkulacak bir şey yok. Hadi canım sakin ol. Banu Hanım odasında mı? Hayır, çıktı. Sen niye geri döndün? Biraz işlerim vardı, onları halledeceğim. Hı. Kuzey odasında mı? Burak Bey'in odasında. Tamam, sağ ol. Bir şey mi oldu? Yo yo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bitmedi mi işiniz hala? Şu an imzalar atılıyor. Bitmek üzere. Uzun sürdü biraz. Sorma, sabahtan beri uğraşıyoruz. Neyse, hallettik. Sen ne yapıyorsun? Hala şirketteyim, birazdan çık... Çıkacağım birazdan. Yokluğumda boşa zaman harcamamana seviniyorum. Şafak saymak benimkisi. Öyle mi? Oysa ben geleceğimizle ilgili önemli adımlar atıyorum. Büyük kararların altına imza atıyorum. Bizim bir geleceğimiz yok Barış. Anlaşmamız 3 ay sonra bitiyor. Belki 3 ayın sonunda benden ayrılmak istemeyeceğin yeni gelişmeler olur. Öyle bir şey olmayacak. Sen yine de kendini fazla hazırlama. Barış, sözünde duracaksın. Sözümü tutacağım, sözümü tutacağım. Ama aşk bazen tahmin ettiğimizden daha fazla fedakarlık isteyebilir. Sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Neyse. Şimdi konuşmayalım bunları. Bak ne güzel anlaşıyoruz. Her şey yolunda. Tadını çıkar. Barış. Bir saniye bakar mısın? Tamam. Biliyorum beni çok özlediğini. Az kaldı. Yarın geliyorum. Tamam.
Öpüyorum uzaklarından. Tamam, kapatmam lazım. Hadi. Yunus'un bu durumla seninle paylaştığını bilseydim, Banu'ya söylemezdim. Hay Allah ya. Ortada şüphelenecek bir durum varsa zaten yani bu mutlaka ortaya çıkacak. Asıl şimdi onları uyandırmamak lazım. Peki sen yardım edecek misin? Ne yapabilirim bilmiyorum ki. Ya sabahtan beri dosyaları araştırıyorum ya. Bir şey... Çok bir şeyden anladığımdan da değil. Hesaplarda bir dalavera falan var desek, o hesaplara nasıl gireceksin? Hesaplara girdin diyelim. Kime neyi ispat edeceksin yani? Eğer kaza değilse... katil silahı arabaya koymuş olabilir. Yani buranın düşmanlarından biri. Bu ipin ucu birisine çıkacak. Bekleyeceğiz de göreceğiz. Sıkma canını. Her şey ortaya çıkacak. Neyse ya, bu konu konuşmakla çözülecek gibi değil. Saat de geç oldu, ben kalkayım. Eve mi? Yok, başka işlerim var. Anladım. Ya ben bir muhasebeye uğrayayım ya. Konuşuruz sonra. Hı hı. Tamam. İyi akşamlar. Hadi sana da iyi akşamlar. Denilen bazı şeyler var. Ne bugün, ne yarın, ne desem Barış'tan ayrılsam bile bizim seninle birlikte olmamız mümkün değil. Ya
Eğer benden ayrılmaya kalkarsan... Kuzey'in infazını yakarım. Kuzey'e git. Sevdiğin oysa ona git. İnfaz et beni. Kuzey, ben korkmuyorum. Çünkü ben seni buraya kilitledim. Cemile. Ne yapıyorsun sen orada? Hadi gel. Gel içeri. Niye? Çünkü çok geç oldu. Kimse kalmadı. Niye geldin sen? Seni merak ettim. İyi misin? Çok iyiyim. Çok mutluyum. Çünkü seni tamamen çıkardım, attım hayatımdan. Rüyalarımdan bile çıkardım. İyi etmişsin. Kıskanmıyorum artık seni. Başkaları sana dokunduğu zaman kahrolmuyorum. Gece gündüz seni düşünmüyorum. Senden uzakta göğsüm sıkışmıyor. Alev alev yanmıyor içim. Nereye baksam seni görmüyorum. Arsızca gelmeni beklemiyorum. Nefeslik canım kaldı Kuzey. Olur, çek vur beni. Bitsin içimdeki şu tükenmez umut. Sakın öyle bir şey söyleme. Tamam mı? Sensiz yapamıyorum.